Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Hamit Baycan. Seçim süresine yaklaşık bir haftadan az bir süre kaldı. İnşallah seçimimizin Türkiye'de bütün il ve ilçelerde hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Konuğumuz, değerli başkanımız Hamit Baycan. Biz de burada kendisini hem Araklı için belediye başkanlığıyla ilgili ve kendi projelerini soracağız. İnşallah o da bize gereken cevabı verecek. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Araklımızın sosyal medyada Araklımızı temsil eden sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Araklımızın güzel insanları, ekmeğini taştan çıkartan yiğitler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. 31 Mart yerel seçimlerine saatler kaldı. Hasbelkader Araklı'da değişimle ilgili güzel haberlerle tanışmaktayız. Bu arada sosyal medya mensuplarının gösterdikleri olağanüstü gayret, Araklı gençliğinin, Araklı hanımefendilerin, topyekün Araklı insanımızın teveccühünden dolayı son derece mutluyum. İnşallah biz insanımızın beklentilerine cevap vermek üzere gönül yolculuğuna çıkmak durumunda kaldık ve kamuoyundan, sizlerden gelen destekle hedeflerimizi, Araklı'nın geleceğiyle ilgili projelerimizi ortaya koyduk. Eksiklikleri Araklı'ya istihdam getirecek, Araklı'nın önünü açacak projelerle huzurunuzdayız. Başkanım, öncelikle yayınımıza şeref verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu, şehit liderimizin 10. ölüm yıl dönümü, şehit oluşun yıl dönümü. Ben de hem rahmetli Muhsin Başkanı hem de kendi şehit abim olmak üzere bütün şehitleri buradan rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanlar cennet olsun. Yüce Mevla inşallah bizleri de onların şefaatinden yararlanmalardan olur. Buyurun başkanım. Büyük Birlik Partimizin kurucusu şehit liderimiz Sayın merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onların emanetine sahip çıkabiliyorsak ne mutlu bize. Şu heda bu vatan için, bu din için, bu ve memleket için canlarını feda ettiler. Onlara minnet borcumuz var, onlara şükran borcumuz var. Ruhları şad olsun, Resulullah Efendimiz'e komşu olsunlar inşallah. İnşallah. Başkanım, şimdi sorulara geçmek istiyorum izninle beraber. Öncelikle şöyle söyleyelim, Araklı için hepsi, bütün adaylarımız hayırlı olsun. Hayırlı kimse Yüce Mevla onu nasip etsin diyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum başkanım. Araklı için öncelikle sözünüz şu, değişim. Değişim, değişim diyorsunuz. Bunun için, yani Araklı ne için değişmeli Sayın Başkanım? Araklımız 50 bin nüfuslu, 50 mahalleli ve 37 bin seçmenli bir yerleşim merkezi. Bir metropol, bir ilçe. Araklı coğrafyası Türkiye'nin İsviçre'si. Araklı'da bir açılım, bir değişim, bir dönüşüm ve arkasından da bir gelişim gerekiyor. Araklı yeniden inşa edilmeli. Araklı'nın mutlaka öne açılmalı. Araklı göç veren değil, göç alan
bir ilçe, metropol bir ilçe durumuna layıktır. Arakli tüm güzelliklere layıktır. Onun için biz Arakli gönül yolculuğunu başlatarak Araklımızın önünü nasıl açabiliriz? Araklımızı gelecek nesillere, Araklımıza hangi hizmetleri getirebilirsek Araklı gençliğinin önünü açabiliriz. Eğitimde, sağlıkta, sanatta ve turizmde birçok gelişimleri birlikte Araklımıza taşıyarak Araklımızı bir gözde mekan yapmak hedefimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Araklımızda yaşayan insanların Araklı merkezdeki bir durumu var. Bir tıkanıklık var. Bunun önünün mutlaka açılması lazım. Araklı merkezde bir kentsel dönüşüm alanı oluşturmak lazım. Araklı'da bir park yeri, Araklı'da bir huzur yeri, güzel bir mekan bulunmamaktadır. Artı Araklımızın bir ocesi yoktur. Mutlaka Araklımıza bir oca kazandırıp Araklımızın önünü açarak Araklımıza istihdamı ve turizmi taşımak durumundayız. Araklımız bir turizm merkezi olacak. Sayın Başkanım, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim için burada seçim sürecinde tabi adaylar hepsi bizim değerlerimiz. Yalnız en güzel lafınız var. Biz onu çok seviyoruz. Önce dua, sonra destek. Kendi selamınızı da götürüyorsunuz haliyle. Bunun için ne söylersiniz başkanım? Çok güzel bir slogan olmuş. Yani Arakı'da bu değişimle ilgili bu lafınız hakikaten insanların, birçok insanların biz haberciler olduğumuz için Arakı'nın da biliyorsun 50 mahallenin hemen hemen hepsine hakimiz. Diğer medya basın mensuplarıyla beraber yani sosyal medyada olsun. Bunun için ne söylersiniz Sayın Başkanım? Bu çok güzel bir şey. Biz her gittiğimiz yerde, her karşılaşmamızda insanımızın her kesimi bizim için bir değerdir. İnsanımızın yoksulu, insanımızın özürlüsü, insanımızın genci, yaşlısı, herkesi bizim için özeldir. Biz her gittiğimiz yerde tabii ki önce dua, daha sonra da destek istiyoruz. Bize güven verenler, bize teveccüh ederek bizden çok beklentiler olan insanların her geçen gün sayısı artmaktadır. Biz Araklı coğrafyamızı ayağa vurduk. Araklı coğrafyamızı ilik ilik işledik. Araklı coğrafyamızda yaşayan insanların %98'ine ulaştık. Az bir bölüm kaldı. Onları da inşallah bir gün içerisinde ziyaretlerde bulunarak onların da dualarını ve desteklerini talep etmekteyiz. Biz Araklımızda, Araklı Vadimizde gördüğümüz ilgi bizi mutlu etmektedir. Biz Araklı'da efendim burada bir yönetim var. Bu yönetim bir duyarsız yönetimdir. Bu yönetimi değiştirmek durumundayız. Bu yönetimin eksiklerini, yapamadıklarını, hiçbir şey yapmadılar diyemiyorum. Mutlak yapmışlardır. Ama biz onların yapamadıklarını daha güzelini yapmak için kolları sıvamışız. Ve bizim ekibimizde güçlü bir şekilde efendim belediye yönetimine talibiz ve şu anda yarışıyoruz, önde gidiyoruz. Ben herkesi burada kutluyorum. Her Araklılı benim için bir değerdir. Başkanım çok sağ olasın, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Araklı'ya hakikaten şöyle söylüyorum. Burada yaşayan halka olarak biz yani burada bunun için ben şahsım adına bir mücadele yaptım. Çöp tesisi konusunda gerçekten Araklı muzdarip olmuş durumda. Yani bunu Araklı'ya layık görmek gerçekten bizim için çok üzücü. Aynı zamanda bunu süslemeleri de yani şöyle söyleyeyim. Sürmene çöp tesisini biliyorsunuz. Sürmene çöp tesisi yapılmadan önce aynı şeyler Sürmene halkına da söylendi. Ve şöyle de yaklaşık bundan 3-4 ay öncesinden Sürmene çöp tesisi kapanıyor dediler. Başkanım, Sürmene çöp tesisi keza genişliyor, beton dökülüyor. Araklımız bu güzel bir mekan. Senin deyiminle Türkiye'nin İsviçre'si dediğiniz bir coğrafya. Buraya bu
Çöp tesisi konusunda nasıl girişimleriniz olacak? Bu konuda ne yapabileceksin? Bunun için özellikle biz haberciler olarak insanların birçok sorduğu sorulardan en önemlisi Arakliyaki çöp tesisi. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum Sayın Başkanım. Araklımızı bir çöp mekanı yapan zihniyeti ben lanetliyorum. Çok büyük bir hata yapılmış ve Araklı'ya çöp layık görülmüştür. Araklı insanı ve Araklı coğrafyası çöpe layık görülemez. Araklı coğrafyası yeşillik ve güzellik, güller mekanı olacak. Biz şimdi gelinen noktada hukukun bize verdiği yetkiyi kullanmak istiyoruz. Biz çöp tesisinin bertaraf edilmesi için 4 tane stand kuracağız. Araklı Merkez, Sürmene Merkez, Arsın Merkez, Trabzon Meydanı. Bu 4 standa hedefimiz 100 bin imzayla çöp tesisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iptalini talep edeceğiz. Bu hak bize verilmiştir. Biz belediye yönetimi olarak biz bunun önüne geçeceğiz. İnsanımız arkamızda olacak. Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Sadece çöpün bize layık olmadığını, çöpü istemediğimizi ilan edeceğiz. Sonuna kadar işin arkasında duracağız. Bundan herkes emin olsun. Biz çöplere layık değiliz. Biz yeşillere, güllere layık bir ilçeyiz. Ve bizim ilçemizin önünü karartacak, sağlığını tehlikeye sokacak bir tesisin aramızda olması, yanımızda bulunması bizim için bir hezimettir. Bizim için bir kötü bir haslettir. Biz bunu kabullenemeyiz. Asla ve asla bunu sonuna kadar bunu takip edeceğiz ve bertarafı için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Teşekkür ediyorum ilginizden, bu güzel sorunuzdan dolayı. Allah razı olsun başkanım. 101 imza ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğinizi söylüyorsunuz. Evet efendim. Evet. Bir de başkanım, Araklı'da hakikaten yani 21. yüzyılda bunların olması üzücü. Ne üzücü? Bazı yaylalarımızda, bazı köylerimizde elektrik ve su sorunları var. Bu konuda ne gibi girişimleriniz olacak? Bunu halk, çünkü sizden haliyle biz haberciler olarak bize de soruyorlar. Biz de tabii gereken yer tabii ki bu işe gönül verip bu işe başkanlık yapacak olan kişilerdir. Biz de size soruyoruz bunu Sayın Başkanım. Buyurun. 21. asırda günlük hayatımıza giren efendim ulaşım, enerji, içme suyu, kullanma suyu, bunlar çok önemli hizmetlerdir. Bir kere etrafımıza bir bakalım. Neden, niye yapılamamış? Bu hata kimin? Mahalle muhtarının mı? Belediye başkanının mı? Yoksa kimlerin? Tespit edilememiş mi? Niye bir yaylada yanıyor, diğer yaylada yanmıyor? Biz bunun takipçisi olacağız. Efendim, ilk işimiz bu tespiti yaparak komisyon marifetinde komisyon kurarak bu mahallelerimizin ihtiyaçları nelerdir? Altyapısı bizim için önemlidir. Üst yapısı önemlidir. Ulaşımı önemlidir. Enerjisi daha önemlidir. Bir de sahil köylerimizde içme suyu problemi vardır. İçme suyu sıkıntılıdır. Sıkıntılı olan sahil köylerimizin içme suyunu efendim benim dönemimde başlatılan yeşil yurt kaynak suyu, yeşil yurt suyunun Sürmene ve Arak liselerine uzun vadede bir proje çalışması vardır. Ancak bu proje büyük bölümü tamamlanmış. Sadece arıtma tesisinin kurulamadığını öğreniyoruz. Neden yapılamamış? Niçin yapılamamış? Neden bu yayla suyu bu insanımıza günlük hayatında en büyük efendim sağlıklı içme suyunu getirememişiz? Bunun takipçisi olacağız. Peşine düşeceğiz ve bu sorunumuzu çözeceğiz. Çok teşekkür ederim başkanım. Özellikle bir de şimdi sosyal medya üzerinden soru soranlar var. Onların sorularını da ben size sormak istiyorum. Çünkü Araklı'nın kanayan yarası bir de şudur. Karadere yolu hakkında ne yapacaksınız diye burada soruyor bir arkadaşımız. Karadere yolu bizim projelerimizin başındadır.
Karadere yolu Araklı'nın olmazsa olmazıdır. Karadere yolu bugüne kadar neden açılamamış, neden standart hale getirilememiş, bu bir soru işaretidir. Biz şimdi Araklı'da öncelikli olarak bu değişim sonrası ilk işimiz Araklı'da milletvekilimizi seçmek olacak. Milletvekilimizle birlikte sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, bürokratımız, her şeyimizle siyasetçimiz birleşerek efendim Karadere yolunun proje bölümü tamamlandığı söyleniyor. Bunu ilgili karayolları genel müdürlüğünde değerlendirerek topyekun olarak bu sorunu mutlak çözeceğiz. Araklı'nın güneye açılan Karadere yolu olmazsa olmazımızdır. Peşine düşeceğiz. Reis'in kapısında bir grup kuracağız. Külliyenin kapısında çadır kuracağız. Ve bu sorunumuzu mutlak çözeceğiz. Araklı'mızı güneyden Avrasya'ya ve Orta Doğu'ya artı güney illerimize, Mersin'e, Akdeniz'e mutlaka bağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şunu da sormak istiyorum. Mahallelere, yani özellikle bunu zaten insanlar soruyorlar bizlere de. Nasıl bir hizmet anlayışıyla belediyenin mahallelere nasıl bir hizmeti olacak? Yani sıralık öncesi nasıl olacak? Eşit olarak hizmet sunacağız. Komisyonlar marifetinde belediye meclis üyemiz, muhtarımız, azamız, eşrafımız birlikte tespit yapacağız ve biz ilki nereden başlatacağız? Kırsaldan başlatacağız. Çünkü kırsaldaki insanımız çok daha mağdur bırakılmıştır. Kırsaldaki insanımız ötelenmiştir. Biz burada bir adalet, bir denge sağlayacağız. Araklı'mızı efendim güven vererek bütün imkanlarımızı hizmetlere yönlendireceğiz, aciliyetlerini belirleyeceğiz ve buna göre çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir Mehmet Yavuz isimli bir beyefendi şöyle soruyor, diyor ki Dereli diye aşağılanan, dişlenen or verdi mi Dereli'ye iş tamamdır diyor. Yani burada bir Dereli algısı oluşturulmuş yıllarca. Siz de zaten o derenin içerisinden olan bir kişisiniz. Bu konuda ne söylersiniz Sayın Başkanım? Çünkü bunu biz de yaşadık zamanında Sürmene'yle. Sadece bugüne kadar yapılan Araklı'da Araklı oy deposu değildir. Araklı'ya kimse emir veremez. Araklı'ya hiç kimse emir veremez. Araklı'nın derelisi, tepelisi yoktur. Araklı sahilinden en hücresine kadar olan insanları biz kucaklayacağız. Ve bizim için insan faktörü çok önemlidir. Bir de denge kuracağız dedim. Hizmetleri aciliyet sırasına göre belirleyeceğiz. Artı son zamanlarda bazı şeyler duyuyoruz. Efendim Araklı Belediyesi'nin personelini topyekun değiştireceğiz. Değiştireceksiniz diye bir endişe var. Özür dilerim başkanım. Zaten şu anda gelen sorulardan da bir tanesi o. Araklı'nın içerisinde çalışmadan maaş alan kişiler var. Bunlarla ve diğer söylediğinize nazaran bunu da son olarak ek olarak yapmak istedim Sayın Başkanım. Buyurun. Biz şimdi hiç kimsenin hakkını bir başkasına verdirmeyiz, yemeyiz, yedirmeyiz. Asla ve asla burada sadece ayrıcalık şurada. Biz görevini yapan insanı orada görevine devam edecek. Hatta dürüst olanın görevinde terfi yapacağız. Onun makamını yükselteceğiz. Sadece bizim haklarımızı 50 bin kişinin hakkını alarak efendim çalışmadan belediye işçisi gibi gösterilenlerin ipini çekeceğiz. Onları bertaraf edeceğiz ve adaleti getireceğiz. Başkanım bir soru da ben sormak istiyorum. Bu anketler konusunda çoğu anketlerde önde gidiyorsunuz veya başka bir adayla çekişiyorsunuz. Ama başka anketlerde maksatlı olarak mı acaba sizi çok geride düşürmek, belli bir kişilerin yaptığı, acaba sizin oyunuza talip insanlar mı var? Yani sizi kazanamayacak diye gösterip de hani o kazanamayacak, biz kazanalım diye. Acaba burada bir anket oyunları oluyor mu? Yoksa kendinizi kazanacak
durumda halkın tepkisini nasıl, ne düşünüyorsunuz? Halkımızın yüksek teveccühünü gören bazı kesimler bizi düşürmek için algı yapmaktadırlar. Kuryeler bularak sen gel burada şunu söyle. Hamit Baycan mahallesinde oy alamayacak. Hamit Baycan dereden oy alamayacak. Bu gibi algılar tamamen asılsızdır. Biz güçlüyüz, yarıştayız ve seçimi kazanacağız ve farkı ortaya koyacağız. Bu algıların asla doğru olmadığını düşünüyorum. Anketler taraflıdır. Böyle bir anket görülmemiştir. Bir anket duydum. Efendim Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Burada 6 tane aday adayı vardır. Belediye başkan adayı vardır. Bu adayların hepsi bu memleketin insanıdır. Hepsi ayrı bir değerdir. Ben onların kişilik haklarını kendi aklım kadar korumaktayım. Asla onlara engel birisi olursa ilk ben karşılarına çıkarım. Ancak bazı adaylar kendilerini güçlü gösteriyorlar. Burada Araklı'nın insanı ne yapacağını çok iyi biliyor. Araklı kararını verdi. Değişimde kararlılık artarak devam ediyor. Biz elhamdülillah öndeyiz. Yarışın önündeyiz ve farkı ortaya koyacağız. Seçimi kazanacağız. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Başkanım şöyle bir soru var. Güzel bir soru. Başkanım diye, peki diye kent merkezinin hiçbir albenisi yok. Dışarıdan köy gibi görünüyor. Buralarda iyileştirme düşünüyor musunuz? Bir kere Araklı merkezimiz boğuluyor. Bunu arz etmiştim. Kentsel dönüşümü merkezden başlatacağız. Kentsel dönüşüm alanına sosyal tesisler, hamam, park, sinema, yazlık sinema, salonlar. Biz bunları mutlak Araklı'mıza kazandıracağız. Araklı'nın bir albenisi olacak. Araklı'da çok şeyler değişecek. Araklı'da otopark değişecek. Otopark olacak. Araklı'da uluslararası terminal olacak. Şehirler arası terminal yeniden inşa edilecek. Araklı'nın önü mutlaka açılacak. İmar tadilatı yapacağız. Araklı'mızın önünü açmak için mutlaka imar tadilatı yapmak durumundayız. Araklı'da daha farklı projelerimiz var. Kültürümüze, sanatımıza yönelik onları daha sonra arz edeceğim. Evet, bu soruyu soran Hüseyin Baycan abimize de teşekkür ediyorum. Ve Selahattin Baycan abimiz sormuş. Sayın Başkanım, yayla turizmiyle ilgili değil ne düşünüyorsunuz? Yayla turizmiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Araklı coğrafyası Türkiye'nin İsviçre'si. Ancak keşfedilememiş. Mutlaka Araklı coğrafyasını keşfedeceğiz. Araklı coğrafyasında biz dağ ve yayla turizmi geleceğimizdir. Araklı coğrafyasında yeşil yol ikinci bir yayla turizmini ateşleyecektir. Turizm merkezi kaplama alanında bulunan alan çok geniştir. Araklı coğrafyasında alternatif sportif tesisler master planına girmiştir. Efendim Araklı coğrafyasının yeşil yoldan sonra çevresi değişecektir. Araklı'nın önüne açılacaktır. Göç veren Araklı bu defa göç alacaktır. Ben yayla ve dağ turizmini geliştirmek üzere biz dernek kurmuşuz. Araklı Yeşil Yol Kültür ve Turizm Derneğimiz faaliyet durumundadır. Ve derneğimiz birçok işleri, resmi kuruluşlarla olan durumları, projelerini takip edecek ve ateşleyeceğiz. Araklı'da dağ ve yayla turizmini Araklı'mıza kazandırarak Araklı'mızı bir cazibe merkezi yapacağız. Körfez turizmini Araklı'mıza kazandıracağız. Araklı'mızda öyle turizm merkezi kaplam alanlarında çok farklı tesisler, projeler üreteceğiz ve Araklı, Trabzon, Karadeniz uluslararası durumunda projeler kazandıracağız. Başkanım, bir soru da ben sormak istiyorum. Şimdi belediye başkanı olursanız halkın, köylünün, çünkü size köylerde çok büyük bir destek var. Köylünün ve burada şöyle bir adlandırılıyor. Üstü kapalı. Hani isim verilmiyor. Bir torpilli bir kesim. Torpilli bir kesim var. Bir de ezilmiş bir kesim var. Bu konuda adaleti sağlamak açısının noktasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Asla biz insanlar arasında ayrım yapmayacağız. Asla ve asla. Hak kimin ise ona hakkını vereceğiz. Onun hakkı kendi hakkımız gibi onun hakkını koruyacağız. Adil bir yönetim tarzı
oluşturacağız. Efendim, Arakkı'da yoksul aileler için havuz oluşturacağız. Arakkı'da isteme işi, efendim şunun şusu yok, busu yok, bu ortadan tamamen kalkacak. Kaymakamlık, belediye, resmi kuruluşlarla birlikte, biz derneklerle birlikte yardım kuruluşlarına yakın diyalog kuracağız. Yardım kuruluşlarıyla zaten bizim bağlantımız vardır. İş adamlarımızla efendim havuzu oluşturacağız. İhtiyaçları ve öncelikleri belirleyeceğiz. İnsanımızdaki ayrıştırmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Yandaş belediyeciliğini ortadan kaldıracağız. Arakın topyekun belediyesi belediyeden faydalanmasını sağlayacağız. Bizim nüfusumuz Aymam'daki, Surakkurt'taki nüfusumuzla Yalıboyun'daki nüfusumuzun hiçbir farkı yoktur. Biz yukarıda hizmeti aksayan yerlere öncelik tanıyacağız ve çalışmalarımızı, projelerimizin önceliklerini kırsaldan başlatacağız. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Gündüz Beyefendi bir soru sormuş. Başkanım, gençler için projeleriniz nelerdir diyor. Gençler için. Bu Arakkı'daki biliyorsunuz birçok genç işsiz kardeşlerimiz var. Bunlarla ilgili tabii ki istihdam olması gerekiyor. Bunun için bir defa gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi daha sağlıklı eğitimlerini sağlamaları için ilk etapta göreve geldiğimiz günden hemen sonra ilk etapta bir danışma meclisi oluşturacağız. Arakkımızın kanaat önderleri, Arakkımızın eşraflarıyla ilgili bir kurul oluşturacağız. O kurul periyodik olarak her ay toplanacak. Bizim belediye kararlarımıza etki yapacak. Öncü olacak. Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaracağız. Spora ve sanata yönlendireceğiz. Belediye olarak bir atölye kuracağız. Sanat atölyesi kuracağız. Efendim bir de ürün organik ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız. Gençlerimizin sanata ve spora yönlendireceğiz. Çok önemli bir proje daha var. O bayanlar için çok önemli ve organik ürünler için. Biraz sonra ona da değineceğim. Gençler bizim her şeyimizdir. Zaten biz en büyük desteği gençlerden ve hanımlardan almaktayız. Onlar bize çok önem vermektedirler. Allah razı olsun. Biz mahcup etmeyeceğiz. Gençlerimizle birlikte Arakkı'nın geleceğini daha güzel yerlere taşıyacağız. Başkanım, benim yapmış olduğum bir araştırma sonucunda 25 yaş altı Arakkı'da tam 13 bin seçmen var. Yani 18 yaşla 25 yaş arasında 13 bin seçmen var. Bu çok yüksek bir, yani güzel bir rakam. Bunlarla ilgili tabii ki projeleriniz çok çok önemli. Yani bu kesime yani istihdam sağladığında, çünkü gençler de bize de çarşıda soruyorlar ki yani haberciler soruyorlar. Başkanımızın bizimle ilgili yani istihdam sağlayacak ne gibi projeler sunabilir? Bunu, çünkü gençler için bu çok önemli. Sizin lafınızla gurbet hayatına çıkmasınlar. Burada istihdam etsinler. Ailesinde yaşasınlar. Nüfusumuz da haliyle olduğu gibi kalsın. Dağ ve yayla turizmine biz turizmine harekete geçirdiğimiz an tabii ki öncelik gençlerimizin olacak. Şurada bir müessese varsa onun bir diğeri şubesi efendim yayla kentte olacak. Yaylada olacak. 12 ay turizm hedefliyoruz. Biz gençlerimizi söylediğim gibi sanata ve spora yönlendireceğiz. Hiçbir gencimiz sokakta olmayacak. Hiçbir gencimizi biz mağdur etmeyeceğiz. Zaten biz her daim danışma kurulumuzun birinci önceliği gençlerimizi kontrol altına almak. Onları sanata ve spora yönlendirerek onların hayatlarını idame ettireceğiz. Gençlerimizi biz belediye olarak belediye imkanlarını da kullanarak gençlerimizi iş hayatını kuracağız ve evlendireceğiz. Evlendirme yardımı da yapacağız. Başkanım, bir soru sormak istiyorum. Spor hayatına atılmışken geçenler bir olaya şahit oldum. Arakkı'da çok başarılı öğrenciler yetiştiren bir hocamız maalesef imkansızlıklardan dolayı öğrencilerini Avrupa ve dünya şampiyonu, Türkiye'de milli şampiyonlara maddi imkansızlıklardan dolayı yollayamadı.
Bu benim için çok bir üzücü oldu. Belediye başkanı olursanız başarılı gençlerimiz, öğrencilerimize spor dalı olur, başka bir dal olur. Bunlara destek çıkmak için bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz? Meslek gruplarına göre tabii ki gençlerimizin %100'ü yüksek okula gidemeyecek. Hasbelkader. Birisi yüksek okul okuyacak, bir diğeri sanatkar olacak. Biz şimdi bu gençlerimize okul, aile, milli eğitim, kaymakamlık, belediye başarılı öğrencilerimizi tespit edeceğiz. Başarılı öğrencilerimizi okullarımızdan alacağız. Onların kendi dallarında onlara imkan sağlayacağız. Ve Araklı'mızı bir kültür merkezi yapacağız. Kültür salonlarımız olacak. Araklı'mızda çok eksik olan çok şeyler var. Efendim, 50 bin nüfuslu bir Araklı'mızın malum bir tane hamamı yoktur. Ve sosyal tesisi yoktur. Yetersizdir. Biz bunlara çok önem vereceğiz. Artı çok önemli bir projeden daha bahsetmek istiyorum. Bu sokaklarda organik ürününü betonların üzerinde satan hanımefendiler, size bir müjde vermek istiyorum. Araklı sahil yolunun Karadere Köprüsü'nden Balıkhane arasının 650 metrelik bir bölüme bir cep çıkaracağız. O cepte organik ürünlerin satış noktaları kuracağız. O satış noktaları ana yola bakacak, sahil yoluna bakacak. Burada üretilen organik ürünler orada pazarlanacak. Artı pazar tarafına bakan, güney tarafa bakan, efendim ayak üzeri kapalı mekanlarda da buradaki yengelerimiz, hanımlarımız, efendim orada sıcak ortamda, güneşli havada, yağmurlu havada korunacaklar. Ürünlerini orada rahat rahat pazarlayacaklar. İlk defa 50 tane stand bekliyoruz. 50 tane. Yani organik ürünlerin satış standı planlıyoruz. Ve bunların mutlaka belediye tarafından inşa edilecek. İlk işimiz karayollarına başvuru yapacağız. Ve bu beklendiği ben hanımefendilere, buradaki yengelerime söz verdim. Ve bunun peşinde olacağım. İnşallah mahcup etmeyeceğiz. İnşallah başkanım. Başkanım güzel bir soru geldi yine. Araklı'daki insanlar camileri haliyle sevmiyor. Araklı Fatih Camii için hizlandırma için ne düşünüyor başkanımız? Açılışı yapılabilecek mi? Araklı Fatih Camii'sinin. Çünkü yaklaşık ben de burayı birçok haberini yaptım. Yaklaşık 14 yıldan beri Araklı'da yani yapımı devam edip bir türlü açılamayan çok muhteşem bir eser. Karadeniz'de bir eşi benzeri olmayan bir eser. Buyurun. Onun için ne söyleyeyim Sayın Başkanım? Araklı Fatih Camii'miz sadece Araklı'nın bir ögesi değil. Araklı Fatih Camii'miz Karadeniz'de bir ögedir. Efendim, yanılmıyorsam 3000 kişilik bir cemaatle birinci önceliktedir. Araklı Fatih Camii'mizin tamamlanarak hizmete açılmasını belediye yönetimi olarak iş adamlarımızla koordine kurarak il dışına, ilçe dışına taşarak efendim yardımları hızlandıracağız ve Araklı Fatih Camii'mizi ben dernek başkanımız Tahir abiyle, Tahir Hacasanoğlu ile paylaştım. Biz bunun üzerinde belediye olarak, grup olarak efendim tura çıkacağız. Tüm hemşehrilerimizi dolaşacağız. Yardımımızı alacağız ve Fatih Camii'mizi mümkün olan en kısa zamanda hizmete açacağız ve Karadeniz'de efendim bu park, otoparklı uluslararası ibadete camimizi açacağız ve bunun bize büyük kazanımları olacak. Başkanım, şimdi şöyle bir algı var. Belediye başkanlığını kazanırsanız iktidar partisinden olmadığınızdan dolayı hizmet alamaz noktasında algı yaparak mevcut başkan haricindeki bütün partiler, parti adaylar gibi sizin için de böyle bir algı yapmaya çalışıyorlar. Yani kazansalar da bunlar iktidar partisinden değil, hizmet alamaz. Bu konuda nasıl bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Katılmıyorum. Ben katliyen katılmıyorum. Biz reisle birlikte bu partinin ilk konuşulduğu gün
ilk konuşulduğu gün ve mekanı tarif etmek istiyorum. 20 Temmuz 2000 tarihi, yer Rize Güneysu Belediyesi, Ahmet Minder, Güneysu Belediye Başkanı Ahmet Minder'in makamı. İlk konuşulduğu gün burada biz 6 kişiyiz. Bir tanesi o zamanın Oylum Belediye Başkanı Orhan Kahveci, Yeşilgül Belediye Başkanı olarak ben, ondan sonra Reis Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Belediye Başkanı Ahmet Minder, Güneysu Belediyesi Refah Partisi İlçe Başkanı ve İlçe Başkan Yardımcısı. Biz burada bu davaya birlikte, reisle birlikte başladık. Biz efendim sadece burada değil, şu an bile ben zaten AK Parti'den adayıydım. 13 aday içerisinde sadece projeli olarak aday tanıtım toplantısında açıklamayı ben yaptım. Ve burada bazı kesimler tarafından eleştirildim. Ama ben mutlak projelerimin arkasındayım. Ben projemi yaptıracağım ve Cumhurbaşkanımıza onaylatacağım ve onlar mahcup olacaklar. Asla buna katılmıyorum. Niçin? Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı'ndayız. Biz 30 büyük vilayette, 30 büyük şehirde efendim AK Parti'nin adayına oy veriyoruz. Sadece ilçelerde adaylarımızı gösterdik. Tabii Karadeniz'de, illerde de adaylarımız var. Biz asla bunun dışında değiliz. Biz yaptığımız projeleri reize ulaşacağız ve onaylatacağız. Bunlardan daha fazla alacağız. Niçin? Biz elhamdülillah projelerimiz bellidir. Biz proje ehliyiz. Projelerimizi mutlak takip edeceğiz ve bunu başaracağız. Bu algıyı ortadan kaldıracağız. Yanlış bir algıdır. Tamamen siyasidir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Güzel bir soru geldi yine. Mutlu Ferdi Beyefendi, ailelerimizin çay veya kahvaltı yapabileceğimiz mekanlar yok. Bunlar için yatırım yapmak isteyenlere, yani iş adamlarımıza katkı verecek misiniz diyorlar. İlk etapta 50 tane stand dedim. Bak burada restoran da olacak. Şimdi bazı korsanların o bölgede, o sahil bölgesinde efendim sahil bölgesine hakim olduğunu duyduk. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için haftanın 8 gününü orası panayır olacak. Orada tüm ihtiyaçlar orada eksiklikler bulunacak. İş adamlarımızı biz teşvik edeceğiz. İş adamlarımıza imkan tanıyacağız. İş adamlarımızın belediye yasal prosedürde onlara katkı yapacağız. Onların önünü mutlaka açacağız ve Araklı'mızı bir gözde mekan yapacağız. Topyekun olarak bunun arkasında duracağız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Şöyle kısa sorulara ben kısa geçip, çünkü çok soru var. Başkanım, hayvanlarımızı kesebileceğimiz bir kesim alanımız yok. Böyle bir projeniz var mı diyor Sayın Hüseyin Hancı Beyefendi. Çok önemli Hancıoğlu, teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Şimdi efendim malumunuz gelenek haline gelen çağ dişi sokakta, çimende, efendim tozda, toprakta biz sağlıksız bir şekilde kurbanlarımızı kesmekteyiz. Biz ilk işlerimizden bir tanesi bir köşede kalıcı olarak hayvan kesim yerimiz olacak, hayvan satış noktalarımız olacak ve sağlıklı bir şekilde belediye ne yapacak? Bu belediyenin kendi elemanı, insanımızın, kurban kesenlerin kurbanlarını burada kesecek ve sağlıklı bir şekilde evine taşıyacak, belediye burada katkı yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Yine güzel bir soru başkanım. Turup'la ilgili bir projesi var mıdır? Başarılar diliyorum. Yeliz Erbay Hanım Efendi söylüyor. Yeliz Hanım'a teşekkür ediyorum. Şimdi Turup yıllarca aldatıldık. Efendim Turup'ta şu yapıldı, bu yapıldı. Turup zaten Araklı'nın bir gözde mekanı. Biz Turup'a özel projeler hazırlatacağız. Ama tarihi doku olacak. Mutlaka tarihi doku çok önemli. Yani burada gelen insanlar, burada güzel mekan olacak ki biz burada her türlü sosyal tesisi Turp'a kazandıracağız. Artı Turp'a sahilden teleferik hattı düzenleyeceğiz.
ve diş kaynak alacağız. Mutlaka diş kaynak, Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Bir zengin bir Avrupa Birliği kasabasıyla, ilçesiyle, iliyle kardeş şehir olacağız ve bu yatırımı hızlandıracağız. Proje, birkaç proje burada çizdireceğiz. Örnek projeyi Araklı'ya taşıyacağız, Turp'a taşıyacağız ve Araklımız artık Araklı insanımız ne Ersin'e ne de Sürmen'e de bu ihtiyacını karşılayacak. Rahatlıkla orada gönül rahatlığıyla ihtiyacını, istirahatını yapacak, efendim dinlenmesini yapacak, her türlü ihtiyacını karşılayacak. Başkanım, belediye başkanı olursanız ilçeyi nereden yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir algı var. Belediye başkanları maalesef kendi ilçesini terk edip dışarıdan yönetmeye başladı. Halk sizi istediği zaman bu ilçede bulabilecek mi sorunlarını dile getirmek için? Teşekkür ediyorum. Her daim kapımız açık olacak. Biz bu ilçede doğduk, bu ilçede yaşayacağız. Bu ilçenin insanıyla her daim 18 saat bir arada olacağız. Tabii ki 6 saat istirahat edeceğiz ki yarın sabah sağlıklı olalım. Şimdi başkanım, ama başka bir atıyorum. Daha iyi bir rahat yaşama mevcut başkan veya başka ilçelerde de var. Olduğu ilçenin belediye başkanları büyük şehirlerde yaşıyor. Bu konuda bizzat insan sorunlarını dile getirmek için başkana ulaşmaya çalışıyor. Bu konuda halkın da bir tepkisi var. Belediye başkanı olursanız açık ve net konuşmak istiyorum. Araklı'da mı yaşayacaksınız? Araklı dışında başka bir yerde yaşayıp da mı burayı yöneteceksiniz? Asla, insanımızın arasında olacağız. İnsanımızın arasında burada yaşayacağız. Burada yaşamak zorundayız. Buranın insanı bize güvenmiş, bizi tercih etmiş. Biz şimdi dışarıda neden yaşayalım? Ne işimiz var dışarıda? Bizim şimdi belediyenin fazla yakıtı mı var? Ve belediye zaman bizim için çok önemli. Zamanımız burada yaşayacağız. Ekibimizle birlikte coğrafyamıza hakim olacağız. Ve işin başında olacağız. Çalışan personelimiz, vatandaştan şikayet geliyor. Çalışan personel, operatör, vatandaştan efendim ek ücret istemektedir. Asla bu rüşvete girer. O elemanın maaşı belediye tarafından veriliyor. Eğer o eleman tespit edildiği an işine son verilecek, yeni eleman gelecek. Böyle bir şey olabilir mi? Başkanım, anketlerde önde gittiğiniz halde, yani anketlerin gösterdiğine dayanarak söylüyorum. Yani belli anketlere bakarak söylüyorum. Nedense başka bir adaylar tarafından daha geride gösterilme amacı, acaba size gelen oylara insanların, başka bir adayların talip olması mıdır? Yoksa burada başkanlık yine ailece bizde kalsın anlamında sizin oyunuzu, size gelmeye çalışan oyu dağıtmak mıdır? Biz her türlü hilenin karşısındayız. Herkes hür iradesini kullanacak, oyunu, tercihini yapacaktır. Herkes görevini bilir, ne yapacağını çok iyi bilir. O algılar, onlar kendi kendilerine zarar verirler. Ben hiç kimseyi küçük düşürmedim. Hiç kimsenin şansını zayıf göstermedim. Biz yarıştayız. Burada diğer arkadaşlarımız 6 tane adayı vardır. Biz yarışı önde götürüyoruz. Elhamdülillah hiçbir endişemiz yok. İnsanımız bizi iyi tanıyor. Biz 40 yılımızı buraya verdik. Bu memlekette yere hiç bakmadık. Bugüne kadar Rabbim de bundan sonra bizi yere baktırmaz inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Mehmet Yavuz Beyefendi soruyor ki, Başkanım diye Araklı'da çalışan memur Araklı'da oturmuyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok önemli bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada buradaki bürokratlar, burada çalışan öğretmenimiz, memurumuz, amirimiz mutlaka Araklı'da maaş alıyor. Araklı insanının verdiği vergiden maaşını alıyor. Burada burada yaşayacak, burada oturacak, tedbirini alacağız. Neden yaşamıyorsun? İlk işimizden bir tanesi bu olacak. Bu şikayeti ben çok duydum. Ben şimdi burada insanım, benim vergimden maaşını alacak, gidecek harcamasını Trabzon'da yapacak. Asla buna müsaade etmeyiz.
Biz o elemanımızla görüşeceğiz. Onun yaşam alanını neden kalmıyor? Efendim, bunu biz masaya yatıracağız, oturacağız ve bunu çözeceğiz. Servisle gidip gelme olayına son vereceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben bir soru sormak istiyorum. Kendimize. Özellikle burada biliyorsunuz Katun'un bir üniversite birimi var. Buradaki öğrenci kardeşlerimiz, onlar da burada kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü onlar için bir yurt yok. Bunun için bir girişiminiz olacak mı? Yani tabii iş adamlarımızın tabii ki haliyle desteğiyle. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Pardon, biraz grip belirtim var. Olsun başkanım. Çok önemli bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. O küçük ayrıntıyı bir tekrar eder misiniz? Başkanım, Trabzon Katü'nün burada bir birimi var. Evet, evet. Bu birimin öğrencilerinin birçoğu, onlar da burada yaşamıyor. Keza memurlarımız gibi. Bunlar için burada bir yurt düşünülür haliyle. Bunun için yani bir belediye, özür dilerim, bir iş adamımızın vasıtasıyla yani ona destek olur musunuz? Mutlak destek olacağız. Şimdi buradaki öğrencilerimizin efendim istihdam edilmesi için belediye iş adamlarımıza hemen hızlı bir şekilde diyalog kuracak. Belediye ruhsatında yerinde katkı yapacak, yardımcı olacak. İlk işlerimizden, hizmetimizden bir tanesi yurt olacak. Artı Araklı'mıza yeni eğitim müesseseleri oluşturacağız. Araklı'mızın 50 bin nüfusun bir tane fen lisesi yok. Evet. Mutlak fen lisesini imza kampanyası başlatacağız. Fen lisesini Araklı'mıza kazandıracağız. Artı iki tane daha arkasından fakülte için kolları sıvayacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Mutlaka bir ziraat fakültesi, bir otelcilik, turizm ve otelcilik okulunda Araklı'mıza kazandırmak için canla başla mücadele edeceğiz. Başkanım, gelelim şöyle bir soruya. Malum Araklı Belediyesi'nin fahiş yüksek miktarda borçları olduğu söyleniyor. Artık mazot dahi alamayacak duruma geldiği söyleniyor. Bu konuda belediye başkanlığı kazanırsanız bu konuda ne yapmaya düşünüyorsunuz? Bu konuda biz hiçbir borcu kabul etmeyeceğiz. Biz şimdi görevimize başlayacağız. Mazbatamızı aldığımızda görevimize başlayacağız. Ancak İçişleri Bakanımızı arayacağız. Borçlarımızı tespit edeceğiz. Kim yapmış, nereden yapmış, niçin yapmış? Asla, asla borcumuzu, bu borçları kabul edemeyiz. Zaten belediyenin bu borçları ödeme şansı hiç yok. Şimdi İçişleri Bakanımızdan müfettiş talep edeceğiz. İçişleri Bakanımız bu tespiti yapacak, yaptıracak. İçişleri Bakanımın duyarlılığı önemli. İlgisiz kalınırsa mutlaka Cumhurbaşkanımıza kadar, reise kadar ulaşacağız ve kamuoyu önünde nerede kimin hangi borcu yapmış ise ona sahip çıkamayız. Kendileri ödeyecek. Ve artı eğer böyle bir yasal durum varsa mahkemeye başvuracağız. Kabullenmeyeceğiz. Kesinlikle. Biz kendi kaynaklarımızı zaten %35'i personel giderleri olacak. Şu anda personel sayısını düşüreceğiz. Niçin? Hiç çalışmadan maaş alanların dediğim gibi bertaraf edeceğiz. Durumumuza bakacağız ve bazı mahallelerimizde eleman yoktur, belediye çalışanı yoktur ve bu dengeyi de sağlayacağız. Bu haksızlığı da ortadan kaldıracağız. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Ben de bir soru sormak istiyorum. Özellikle Yolgören Mahallesi'ndeki tabularda bazı sıkıntılar var. Onlarda ne gibi girişimleriniz olacak? Oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetleri haliyle bizlere de söylüyorlar. Bunun için nasıl bir girişimimiz olacak? Burada geçen yıl ben hasbelkader bir dernek başkanıyım. Araklı Yeşil Yol Kültür ve Turizm Derneği Başkanıyım. Buradaki benim de orada akrabalarımda bu sıkıntı var. Daha önce de ben o mahallede 7 yıl o mahallede oturdum. Ben o insanları çok iyi tanıyorum. O yörenin insanı
genelde gariban insanlardır. Ekonomisi zayıf olan insanlardır. Şimdi bunu bana taşıdılar. Biz bunu bir araştırdık. Ben bunu Ümit Başkan'la da konuştum. Bir önceki başkanla da konuştum. Hatta belediyede bir toplantı düzenlendi. Efendim baktık burada bayağı bir sıkıntı var. Hiç ilgisi olmayan insanlar. Yüz küsur ailedir bunlar. Yüzün üzerinde bir ailedir. Dar bir kısımda yukarıda su deposunun çevresindedir. Bu affedersiniz bir şey var orada. Dershane var. O dershanenin çevresinde. Su deposu. Yani yol yönelik yukarıda da var. Birkaç tane. Biz şimdi bu ailelerle diyalog kurduk. Gittik. Hakime gittik. Kaymakama gittik. Efendim avukata gittik. İbrahim Keskin Başkan'a gittik. Tecrübeli avukat olarak. Burada efendim büyük bir haksızlık var. Bu haksızlığı göreve geldiğimiz gün bitireceğiz. Sıfırlayacağız. Ve yeniden başlatacağız. Neden şimdi benim arsama adamın ipoteği var? Neden ben şimdi arsa almışım? Ben şimdi nereden bunu karşılayacak oradaki insan? Oradaki kentsel dönüşümdeydi. Şimdi duyuyorum ki kentsel dönüşümden çıkarılmış. Neden çıkarılmış? Niye çıkarılmış? Bunu araştıracağız. Ben konunun detayını çok bilmiyorum. Ama onlara yapılan haksızlık ben dert edindim. Zaten bunların böyle bir derdi yok ki. Fakir, yoksul, ne olursa olsun. Biz dertliyiz. İnsanımızın derdi bizim derdimizdir. Mutlak buna çözüm bulacağız ve o mağdur insanların hayatını iyileştireceğiz. Haklarını iade edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok önemli bir soru soracağım size. Benim için çok önemli Sayın Başkanım. Özellikle üniversite öğrencilerimizin yani maddi durumu az olan öğrencilerimiz, yani fakir öğrencilerimizin, başarılı öğrencilerimizin, bizi dışarıda temsil eden öğrencilerimizin, bunlar için bir burs girişiminiz olacak mı? Yani çok başarılı olan öğrencilerimize ve maddi durumu kısık olan öğrencilerimize. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere yetenekli öğrencilerimiz, yoksul öğrencilerimiz, ailesi tarafından efendim ihtiyaçları karşılanamayan öğrencilerimiz bizim mağdurumuzdur. Biz belediyemizin imkanları belki yeterli olmayabilir. İş adamlarımızı devreye koyarak iş adamlarımızdan oluşturduğumuz havuzdan bu öğrencilerimize katkı yapacağız, burs vereceğiz ve onların önünü açacağız. Başarılı öğrencilerimizin mutlak daha çok ilgileneceğiz. Ve bu bir ihtiyaçtır. Biz, onlar da bizim bir yoksulumuzdur. Efendim, biz yoksulumuza sahip çıkacağız. Yoksulumuz olmazsa, yoksulumuzun hayat standartlarını yükseltmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ona istinaden yine bir soru sormak istiyorum size. Birçok okullarda hakikaten eğitimle ilgili bir sıkıntılar olduğunu siz okullar gezerek yani müdürlerimize, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarındaki kişilerle beraber buradaki sıkıntıları haliyle biliyorsunuz. Öğrencilerimizin daha verimli, daha yani yüksek seviyede eğitim alabilmesi için müdürlerimizle nasıl bir istişarede bulunacaksınız? Bunu çok merak ediyoruz. Ya, hakikaten Alaklı'nın kanayan yarası eğitim. İstişare kurulundan bahsettim. Danışma meclisinden bahsettim. Sivil toplum kuruluşları, bürokratlar, milli eğitimde okul müdürleri, efendim, jandarma, polis, yani bunlarla birlikte biz topyekun bir danışma kurulu kuracağız. Öğrencilerimizin üzerinde özel bir çalışma yapacağız. Araklımızın kanayan yaraları nelerdir? Kara noktaları nelerdir? Caddelerin ortasındaki direkler neden orada durmaktadır? Başkanım özür diliyorum. Evet. Özür diliyorum. Çok güzel bir yer söyledim. Sayın Hazreti Deniz Hanımefendi sormuş. Sayın Başkanım diye Merkez Mahallesi'nde oturuyorum. Elektrik direkleri yolun tam ortasında başkanıma iletir misin diyor. Güzel de bir yere değindim. Tam da soru oradan geliyor. Teşekkür ediyorum Hacer Hanım. Ben zaten ona değinecektim. Ben şimdi geliyorum. Normal şartlarda bir caddeden iki vasıta yan yana gidiyor.
Geliyor çıkışa, geldiği zaman birisi duruyor. Neden? Orada bir enerji direği var. Bu kimdir? Neden buradan kaldırılmamıştır? İlgili kuruluşlarıyla bu tespiti ilk defa hemen bir heyet marifetinde, böyle belediye başkanının nezaretinde hemen tespitini yapacağız. Belediye kendi imkanlarını kullanacak, ilgili birim de kendi imkanlarını kuracak ve bu hatlar yer altına alınarak bu direkler buradan kaldırılacak. Artık yol üzerinde olan bazı binalar var. Bu binalarla ilgili de özel bir çalışma yapacağız ve mutlak surette Arakımızda bunlar bir kara noktadır. Kara nokta ortadan kaldırılacak ve yaşam alanları trafikle ilgili, ulaşımla ilgili imkanları zorlayacağız. Zaten ulaşım başlı başına bir sıkıntı. Arakımızda caddelerimiz, sokaklarımız çok dar. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. İmar tadilatı yapacağız. İmar tadilatından mutlaka biz ilgili değişiklikleri yapacağız, ortadan kaldıracağız ve bu sorunu çözeceğiz. Başkanım, Araklı, Trabzon'un Ortahisar'ı saymazsak ikinci büyük ilçesi. Akçaabat'tan sonra nüfus dağılımına göre ikinci büyük ilçesi. Ama gelir dağılımına göre Araklı ilçemiz nedense 6. sırada gelir dağılıma bir pay var. Bu konuda ne yapmaya düşünüyorsunuz? Nasıl bir girişimler? Çünkü büyük bir ilçe olduğumuz halde hizmet noktasında Araklı'ya gelen bir para, bir pay dağılımında çok gerideyiz. Teşekkür ediyorum. Ben bu soru bana birkaç kişi tarafından iletildi. Ben bilgi sahibi oldum ve doğrusu şaşırdım. Burada çok büyük bir gaf var. Araklı neden hakkını alamamış? Araklı'nın hakkı neden bir başka ilçeye verilmiş? Bunun takipçisi İller Bankası'nda, ilgili bakanlıklarda efendim konuşulacak, büyük şehirle konuşulacak. Araklı mutlaka hiç kimseden kimseye hakkını kaptırmayacak. Verilen bir gasp edilen bir şey varsa iadesi istenecek. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Hepşehir Bülün sorusudur. Başkanım, kazanırsanız diğer belediye başkanları gibi belediye parkını parsel parsel dağıtacak mısınız? Biraz daha başkanım, kazanırsanız diğer belediye başkanları gibi belediye parkını parsel parsel dağıtacak mısınız diye bir soru sorulmuş. Biz asla bir eşit olarak davranacağız. Biz belediyenin imkanını birilerine peşkeş çekemeyiz. Kesinlikle. Yani belediyenin herkese eşit davranarak herkesin hakkını, hukukunu koruyacağız. Çok teşekkür ederim. Başkanım, Sayın Adem Berber sormuş. Başkanım, seçilirse eğer torpil işi devam edecek mi? Yani adamına göre muamele mi, yoksa dürüst, adaletli, güvenilir olacak mısınız? 17 yıl iktidardaki bir partinin milletvekili Araklı'da neden yok? Çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi 37 bin seçmeni olan, efendim 50 mahallesi olan, 50 bin yaklaşık nüfusu olan bir Araklı'nın neden milletvekili yok? Şimdi Bahar Hanım bizim sadece gelinimizdir. Araklı'lı değildir. Aksabatlı'dır. Araklı'yı bilmez. Kendisine saygı duyuyorum. Çok güzel bir hanımefendi. Beni dinledi. Araklı'nın sorunlarını, Araklı'nın problemlerini dosya halinde kendilerine takdim ettim. Ve ilgi gösterdi. Ancak yeterli değil. Mutlaka değişimden sonra ilk işimiz milletvekilimizi seçmek. Yani Araklı'nın mutlak kuvvetli, güçlü bir milletvekili olacak. Hakkımızı, hukukumuzu sağlayacak. Birlikte güç birliği yapacağız. Hep beraber basınımızla, medyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, bürokratımızla efendim güzel bir diyalog kurarak Araklı'nın kazanımlarını, Araklı'nın kaybettiklerini geriye alacağız. Bundan emin olun, rahat olun. Başkanım, şöyle bir soru sormak istiyorum. Malum Sürmene'nin pidesi, yani her yerin bir şey, isimlerin bir ögesi var. Bir ögesi var. Ama Araklı'nın sadece Araklı isminden başka bir şu an adlandırılmış, bizim olan bir şey yani dillendirilmemiş. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda bir çalışmanız olacak mı acaba? Çok önemli. Ben şimdi neden yeni Araklı dedim? Neden yeni Araklı gönül yolculuğu dedim? Şimdi bir imaj kaybı var.
Araklı, dışarıda Araklıyım dediğin zaman adam şöyle bir duruyor önce. Tanımayan. Şimdi Araklı imaj kaybetmiş. Araklı'nın imajı mutlaka değişmesi lazım. Araklı'nın hocası yok mu? Var. Bir tane de değil, birkaç tane var. Araklı vücudun, Araklı organik ekmeğini oluşturacağız. Araklı organik ekmeğini hoca yapacağız. Artı Araklı'da bir Aho peyniri var. Aho peyniri oluşacak. Efendim yeniden Aho peynirini organik olarak üreteceğiz ve hocamız olacak. Şimdi tabelamıza baktığınızda satış noktaları dedim. Bak organik ürünler satış noktaları dedim sayede. Bu organik ürünler işte üretilecek, orada insanımızın hizmetine sunulacak. Ve dışarıdan ekonomik olarak Araklı'mıza kazanım olacak. Süt mamulleri, mutlak surette Araklı'mıza bir süt mamulleri, süt ürünleri fabrikası oluşturacağız. Hayvan ürünleri, mandra türü öne çekeceğiz. Ve devletin verdiği imkanları efendim onları Araklı'mızda kazandıracağız. Teşvikten yararlanacağız ve Araklı'mızı bir seçim merkezi haline getireceğiz. Organik ürünler çok önemli. Çünkü 50 bin nüfusumuz var. Şimdi bak başkanım, hizmet noktasında Trabzon'un en az hizmet alan ilçelerinden en başındaki bir tanesi Araklı. Şurada şöyle bir soru var. Yani Trabzon'a Araklı'ya atlayıp başka ilçelere giden hizmet noktaları bu sefer Araklı'yı atlamadan geçemiyor. Denizden geçmesi gerekiyor. Demir yolu projesi Arsinega da gelmiş. Yani nedense bu da Araklı'ya sıra gelince hizmet mi burada durmuş? Yani bu proje bu sefer bizden geçemediğinden dolayı sürmeni ve ofta alamadı. Şu anki bu durumda burada Arsin'de bu Arsinega'da geliyor, burada kalıyor. Bu konuda bir girişiminiz, bir çalışmanız olacak mı? Şimdi bugüne kadar hep Araklı'mız oy deposu olarak kullanılmış. Sadece oylarımız alınmış, karşılığında herhangi bir şey verilmemiş. Yeterli bir hizmet verilememiş. Bunun nedenlerinden bir tanesi sağlıklı millet, bir milletvekili gönderememişiz meclise. Mutlaka meclise bir milletvekili göndereceğiz. Ve milletvekilimizle güç birliği yaparak Araklı'mızın kaybettiklerini geri alacağız. Araklı'mız neyi hak ediyorsa, Araklı'mızın sayrı yok. Ancak Araklı'mız Konak Önü ile Yanbolu arasında mutlaka güzel projeler üreteceğiz. Deniz turizmini de Araklı'mıza kazandırmamız lazım. Deniz turizmi de çok önemli. Dağ turizminden sonra deniz turizmi, turizmi için projeler de üreteceğiz. Yani coğrafyamızda ne varsa, neyimiz varsa hepsini önce insan faktörümüzü, tabii değerimizi, tarihi değerimizi tespit edeceğiz ve Araklı'mızı bir seçim merkezi haline mutlak getirmemiz lazım. Bu zordur, ateşten gömlektir. Ancak hep beraber el tutarsak katkı, herkesten bir katkı isteyeceğiz ve başaracağız. Niçin? Biz azimli gayretli olursak Rabbimiz kapılarını açacak. Şimdi başkanım tekrar sormak istiyorum. Son süreçlere girdik. Son birkaç gün seçimin bitmesini. Tekrar aynı şey insanlar burada sorunca ben de tekrar sormak istiyorum. Bu süreçte anketlerin sizi yukarıda gösterdiği halde neden sizi aşağıya basıp da bir nevi yani iki aday arasında değilsiniz gösterip de oylarınıza talip olan adaylar var. Aday değilse adaylar var. Bu oyunda kirli siyasete gidecek misiniz? Yoksa aynı şekilde ben seçmenime güveniyorum. Biz öndeyiz deyip aynı yolunuza devam edecek misiniz başkanım? Biraz önce de söyledim. Biz hiç kimseyle özel durumuyla ilgilenmedik. Biz aday adayıyız. Seçmenimizin huzurundayız. Seçmenimiz hakemdir. Hakem kararını verecektir. Biz şimdi hakemin yanında sen beni zayıf düşüremezsin, ben seni zayıf düşüremem. Herkes boyunun ölçüsünü 31 Mart günü alacak. Bunun başka bir tarifi yok. Kim güçlüdür, kim güçsüzdür o zaman belli olacak. O yanlış yapan, kendini yüksek gösteren insanlar o zaman utanacaklar. Biz inanmış insanlarız. Biz kimsenin hakkıyla, hukukuyla işimiz yok. Biz insanımıza güveniyoruz. Biz elhamdülillah
hiçbir derdimiz yok. Biz seçimi almalıyız, almışız ve yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir güneş doğacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Birol, Sayın Birol Söylemez Beyefendinin sorusudur. Başkanım diyor, Gölgenin Mahallesi 5 yıldır kentsel dönüşümle onaylandı. Bakanlık onaylanmasına rağmen belediye bu işten vazgeçti. Bizi 5 yıl oyaladı. Bu işi çözecek misiniz? Biz 5 yıl çivi çakamadık. Şimdi mağdur edilmişiz diyor. Bu konuda görüşleriniz nedir Sayın Başkanım? Hukuki prosedür neye gerektiriyorsa onu yapacağız. Biz kentsel dönüşüme kabul edilen, onaylanan bir projenin kentsel dönüşümden nasıl çıkarıldığını, kim tarafından çıkarıldığını kamuoyuyla paylaşacağız. Menbaında, kaynağından öğreneceğiz ve aslına dönmesini sağlayacağız. Bir yerde kentsel dönüşüm varsa, ben eğer görevde olsaydım, ben birinci etabı orada değil, merkeze yaptırırdım. Evet. Merkezden başlatırdım. Niçin? Merkez boğuluyor. İkinci etap, üçüncü etapı orada olabilirdi. Şimdi biz hukuki prosedürü kullanacağız ve insanımızın bu bölgede neden mağdur edildiğini onun sahibi olacağız. İnsanımızın derdiyle dertleneceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok önemli bir yere temas edeceğim. Çok çok önemli bir yere. Arakın'ın ögesi diyoruz. Arakın öyle bir ögesi var ki hakikaten belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin çoğu yerinde olmayan bir öge. Mahara suyumuz var. Başkanım, burada bir tesisleşme, yani burada bir konaklama ve oradaki tesislerin daha geniş kapsamlı olup dışarıdan gelen hem Arap turistlerin, hem yerli turistlerin, hem yabancı turistlerin orada gelip konaklayabileceği bir yer olması için girişimimiz olacak mı? Mahura suyumuz Arakli için bir değerdir. Bugün adam Çorum'dan, Amasya'dan, Samsun'dan, Ordu'dan kalkarak tedavi için mahura suyuna gelmek. Başkanım özür dilerim. Onun da suyun da bir tarifini yaparsanız çok memnun oluruz. Şimdi buradaki su Allah'ın bir lütfudur. Bize verilen bir değerdir. Bu malumunuz birinci öncelikle böbrek taşlarını yok etmektedir. Böbrek taşlarını bulunduğu yerde parçalayıp dışarı atmasını sağlamaktadır. Birinci önceliğini bildiğim bu. Ancak biz maalesef ne yazık ki bugüne kadar orası değerlendirilememiş, orası efendim ziyaretçilerin rahatça gelebileceği, istirahat edebileceği bir mekan yapılamamıştır. Biz ilk işlerimizden bir tanesi bu bölgeye Acısu ve çevresine mahura denilen efendim şu anda bereketli topraklarında bulunan bir yerdir. Orman statüsünde midir? Meras statüsünde midir? İlk defa bunu araştıracağız. Belediye burada öncelik yapacak. Öncelik olarak efendim tarihi dokuyu koruyarak burada tesisimiz kurulacak. Rahat rahat bu değerimiz orada boşa atmayacak. Yeniden depolar inşa edilecek. Efendim burada sabaha kadar sularımız o değerimiz boşuna atmaktadır. Ve bunu ekonomimize bir katkıdır. Arakli için bir değerdir. Arakli için bir kazanımdır. Nerede ne değerimiz varsa ona sahip çıkacağız. Şimdi şunu size söyledim başkanım, yani Arakli için yani bir mahura ziyareti, mahura suyu yani ziyaret suyu olarak biliniyor ki biz bunu çocukluğumuzdan beraber duymuştuk. Bunu yani çok çok iyi işleyip Arakli'nin bundan daha güzel bir ögesi yok bence başkanım. Marka yapacağız. Şimdi Arakli'mizin marka yapacak çok çok daha değerler var. Acısu, bahse konu olan Acısu bunların başında gelmektedir. Evet. Mutlaka Acısu tabelalarla efendim süslenecek. Önce tesisi kurulacak. Ondan sonra teşvik edilecek. Daha da alanı genişletilecek. Yani bu suyun ne kadar faydalı olduğu bilinmeyenler tarafından bilinecek. Bu su boşuna bir gram suyumuz akıtılmayacak. Gerekirse şişelendirilecek. Ve ekonomimizde bir kazanım olacak. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler yani orada kalabilecek mi? Öyle bir otel projeniz orada olacak mı? Evet, sosyal tesisimiz olacak. Otel projemiz mutlaka olacak. Mutlaka o yöreye imar yapacağız. İmarını çıkaracağız. Ve mühendislerimiz orada ayrı ayrı birkaç proje hazırlayacaklar. Biz seçimini biz yapacağız. Bir komisyon marifetinde ve kamuoyu bunu görecek. Mutlaka
Acı suyumuz Araklı'mıza bir kazanım olacak. Onun önünü mutlak açmak durumundayız. Başkanım, şöyle bir soru sormak istiyorum. Daha açık bir net, yandaşa değil de vatandaşa hizmet noktasında adaleti, yardımı ve hizmeti götürmeyi nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bir planlıyorsunuz? Şimdi bugüne kadar çok şeyler duyuyoruz. Çok çirkin şeyler duyuyoruz. Araklımıza yakışmayan, Araklımız insanının bertaraf edildiğini, bir kenarda tutulduğunu, bazı yandaşların, çıkarcıların oradan nemalandığını duyuyoruz. Bu bir kere tamamen bir adaletsizlik. İlk işimizden bir tanesi, biz bu adaleti ortaya koyacağız. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacağız. Orası 50 bin kişinin belediyesi olacak. İhtiyacı olan neyse, kim ise oradan faydalanacak. Biz Araklı Belediyesi'ni çıkar yandaş belediyecilikten kurtaracağız ve bütün 50 bin kişinin belediyesi haline getireceğiz. Bundan herkes emin olmalıdır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Özellikle buradan size çok büyük teveccüh yapanlar var. Selim Yakup Sebi gördüm sizinle inşallah diyor. Burada hakikaten yani yazma okumakla bunlar çok birçok mesajlar var başkanım. Ben yine kendim bir soru sormak istiyorum Sayın Başkanım. Biliyorsunuz tarihe merakı olan bir insanım. Özellikle buradaki Konak önündeki çürüyüp kendi haline kaderine terk edilmiş o coğrafi olarak o muhteşem yapılar orada çürüyüp gidiyor. Haliyle bunların oradaki tamir edilebilecek olanların yani restorasyon çalışması yapacak mısınız? Onların orada hakikaten yine çürüyüp gitmesine göz mü yumacaksınız? Bunu hakikaten ben dert ediniyorum. Açık söyleyeyim Sayın Başkanım. Bu konudaki görüşlerinizi ve zaten bu konudaki duyarlılığınızı biliyorum. Şimdi efendim tarih olmazsa olmazımızdır. Araklı tarihimizde efendim tarihi konaklarımız, tarihi evlerimizi anıtlar kuruluyla, ilgili kuruluşlarla bu bizim Orhan Başkan'ın görevde olduğu kuruluş. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzde. Ve bunlarla işbirliği yaparak önce tespitlerini yapacağız. Önce sağlıklı bir şekilde eserlerin tespitlerini yapacağız. Ondan sonra bunların aslına dönüp tarihi dokuyu koruyarak aslına döndürülerek efendim ziyaretçilere açılmasını sağlayacağız. Nerede neyimiz varsa, hangi değerimiz varsa, kalemiz, konağımız, köprümüz, her şeyimizi biz tespit edeceğiz ve koruyacağız. Belediye olarak üzerimize düşeceğiz. Başkanım şimdi burada bir vatandaşımız, Ali Gündoğdu vatandaşımız. Ömer abi senin sorunu da soracağım biraz sonra. Şöyle bir soru, dertli bir vatandaşımız. Çoğumuzun yaşadığı bir soru. Sizden hizmet almak için hizmet bekleyen bir vatandaşımızın kapınıza geldiği zaman muhtarını al da gel. Yani muhtarın onay verirse ben sana hizmet vereceğim noktasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Üstü kapalı şunu söylemeye çalışıyor. Ben birine bir muhtarım onay vermeden hizmet alamıyorum. Hizmete muhtacım. Şimdi muhtarlar belediyemizin statü olarak büyükşehir belediye mahalle muhtarlarımız belediyeye bağlıdır. Kaymakamlığa da bağlıdır, belediyeye de bağlıdır. Muhtarımız görevini yapmıyorsa vatandaşımızın talebini alacağız, tespitini yapacağız. Aciliyeti varsa çözümüne geçeceğiz. Muhtarımız kusura bakmasın. Muhtarımız o talebi bize iletmiyorsa biz o talebi, vatandaşın talebini biz hizmet alanımıza alacağız. Öncelik vereceğiz ve çözümüne gideceğiz. Şimdi, hiç aralık vermeyeceğiz. Önemli olan ihtiyaçlı olması. Herkesin tanıdığı Ömer Özdağ abimizin bir sorusu var. Araklı'da müzisyenler olarak Araklı'da sosyal etkinlikler ve sosyal faaliyetler için düşüncelerinizi bekliyoruz. Çünkü burada yani müzisyenler olarak, değerli abilerimiz olarak sosyal etkinlik veya böyle bir ortam, böyle bir imkan yok. Yani bu konuda bir projeniz, bir planınız var mı?
Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Birkaç kişiden bir tanesi kültür sanat etkinliklerimize öncülük eden Ömer Özdoğan kardeşim, efendim Yusuf Kibar kardeşim olmak üzere birkaç kardeşim ne yaptı? Biz hasbelkader belediye oluşumuzun 2. yılında etkinlik düzenledik. Kültürel etkinlik düzenledik. Kültürel etkinlik düzenlememizin sebebi neydi? O yöreyi tanıtmak idi. O yörenin efendim ulaşımını, haberleşmesini, altyapısını karşılamak idi. Ve şükürler olsun bunu başardık. Yine Araklımız bir kültür merkezi olacak. Araklımızda kapalı ve açık alanlarda kültürümüze, sanatımıza önem vereceğiz. O kardeşlerimizle birlikte diyalog halinde olacağız. Onların ihtiyaçlarını belediye olarak üstleneceğiz. Biz kültür ve sanatta önümüzü mutlaka açacağız. Onlar rahat olsunlar. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim değerlerimiz. Biz Araklımızı bir kültür merkezi haline getireceğiz hep beraber. Teşekkür ediyorum. Başkanım çok çok teşekkür ederim. Biraz yorduk sizi. Biraz daha da yormaya devam edeceğiz sizi başkanım. Gerçi buna siz az önce cevap verdiniz ama ben yine de size soruyu okuyacağım. Kasım Demiray Sayın Başkanım, gençlerimize istihdam sağlamak için Trabzon'un gelişimine açık en güzel arazisine sahip Araklı organize sanayi kazandırmayı düşünüyor musunuz? Gençlerle ilgili herhalde farklı bir proje edabında sormuş başkanım. Teşekkür ediyorum Kasım kardeşim, yeğenime çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz ne yaparsak Araklı'ya gençlerle birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Gençlerimizi organize edeceğiz, gençlerimizi dernekleştireceğiz, gençlik dernekleri kuracağız. Ve gençlerimizde kabiliyeti olan gençlerimizi sanata yönelik kabiliyetlerini ölçeceğiz ve onlara istihdam sağlamak için atölyeler oluşturacağız. Belediye olarak fonlar vasıtasıyla gençlerimize güzel imkanlar, ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, gençlerimizi nasıl elde tutabiliriz, gençlerimizi ailesine, memleketimize ve ülkemize nasıl faydalı hale getirebiliriz, o bizim için çok önemli. Zaten gençlerin bizim arkamızda olması, bize güvenmesi, bu bir rastlantı değil. Gençlerimizle biz her şeyi, biz gençimiz olmasa biz neyiz? Biz gençlerimizin istekleri bizim için çok önemlidir. Özellikle az önce Ömer abimizin sorusuna istinaden bir soru sormak istiyorum. Biliyorsun başkanım, yayla şenliklerini yapan kişilerden bir tanesisin. Hakikaten bu konuda elimize kimse su dökemez. Ama şöyle söyleyelim. Birçok ilçenin dernekleri var. Haliyle o derneklerle beraber şenlikleri var. Sürmeyede şenlik oluyor. Köprü başında şenlik oluyor. İstanbul'da geceleri oluyor. Ankara'da geceleri oluyor. Araklımızın böyle derneklerle beraber, zaten bir dernek başkanısınız aynı zamanda. Yeşil Yol kurucu dernek başkanısınız. Bununla ilgili yani nasıl çalışmalarınız olacak? Tekrar buradaki şenlikler devam edecek mi? Belediye başkanlığınızı kazanmanız halinde. Buyurun. Kültürümüze ve sanatımıza katkı yapacak. Kültürümüze ve sanatımızı öne çıkaracak. Her türlü hareket bizim için olması olmaz. Biz şimdi yayla şenliğinin sadece, affedersin, şeyine değil, sanata yönelik ağırlığa döneceğiz. Sadece efendim eğlence bölümü değil. Farklı aktivitelerle efendim daha güzel şeyler yapacağız. Kaymakamlarımızla, muhtarlarımızla, derneklerimizle bir araya gelerek yer tespitini yapacağız. Yer tespitinde daha sağlıklı yerler tespit edeceğiz ve kültürümüzün, sanatımızın önünü açacağız. Daha önce bahsettiğim gibi Araklımız kültür ve sanat için bir mekan olacak, bir cazip mekan olacak. Evet Sayın Başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle güzel bir yayına katıldığınız için. Aynı zamanda tekrar söyleyelim. Rahmetli şehit liderimizin 10. yıl dönümünde kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum.
Başkanım, Araklı için hakikaten güzel şeyler söylediniz. Araklı için değişen, gelişen ve Araklı layık olduğu bir yere taşıyacağımızı biz umuyoruz haliyle. Sayın Başkanım, şunu sormak istiyorum. Şu çok önemli. Tek ilçe olarak mı hareket edeceksiniz? Yoksa diğer ilçelerle beraber istişare halinde olup mu? Yani bazı büyük, büyük projeleri az önce arkadaşımızın sormuş olduğu sorduğu gibi Arsin'e kadar demiryolu projesi geliyor. Neden Urfa geçmiyor? Yani hem Of Belediye Başkanı, hem Sürmene Belediye Başkanı, hem Araklı Belediye Başkanı olarak bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip sunup yani buraya kadar bunun gelmesini temin edebilir miyiz yani? Bu konuda bir girişimimiz olacak mı? Öncelikli olarak 1953 öncesi Sürmene ilçemize bağlı Araklı bir nahiye, Köprübaşı'da bir nahiye idi. Biz şimdi her üç ilçe, Köprübaşı, Sürmene ve Araklı güç birliği yaparak siyaset alanında, siyasette, bürokraside ve iş adamları düzeyinde bir birliktelik oluşturacağız. Gerekirse müşterek bir dernek kuracağız. Ve dernek aracılığıyla köklü ilişkiler kuracağız, köklü bağlar kuracağız ve siyasette mutlaka öne çıkmamız lazım. Bu üç ilçenin belediye başkanı olarak ben inanıyorum ki Köprübaşı, Sürmene ve Araklı Büyük Birlik Partisi belediye başkanları seçimi alarak burada önlerini, bu ilçelerin önlerini açacağına canı gönülden inanıyorum ve bu ilçelerin, bu ilçe güçlerinin maddi manevi alanda güçlerini birleştirerek öne çıkmalarını. Çünkü her şartta yaylamız bir, doğamız bir. 5 kilometre bura. Köprübaşı bizim Yeşilyurt'un daha aşağısında kalıyor. Şimdi bu coğrafya zaten aslında başında bir ilçeydi. Ve bu üç ilçe birlikte hareket ederek çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Ortak projeler üreterek birbirimize güç kazandıracağımıza inanıyorum. Zaten şunu ben de söyleyeyim. Sürmene'de Sayın Orhan Kahveci Büyük Birlik Partisi'nden, Köprübaşı'nda da Sayın Atilan Salacak Büyük Birlik Partisi'nden güçlü adaylar olduğu ve sizin burada olduğunuz gibi onlar da kendilerine önde olduklarını söylüyorlar. Şimdi haliyle Büyük Birlik Partisi'nde kazanmadı da AK Parti veya bir başka parti kazandı halde de yine bu işbirliğiniz haliyle devam edecek. Devam edecek. Hiçbir ayrıcalığımız yok. İnsanımız kimi teveccüh ediyorsa onu biz hacı göremeyiz. Birlikteliğimiz devam edecek. Şimdi siyaset seçime kadardır. Seçim bittikten sonra bizim siyasetimiz yok. Biz zaten herkesi kucaklıyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağız. Daha güzelini hep beraber yapacağız. Basınımızla, medya gruplarımızla, bürokrasimizle, her şeyimizle biz sosyal kuruluşlarımızla, yani sivil toplum kuruluşlarımızla biz güç birliği yapacağız. Mutlaka önümüzü açacağız. Bu ayrıcalıkları ortadan kaldıracağız. Zaten kuracağımız, oluşturacağımız bir şey burada nedir? Düşüncemiz nedir? Danışma meclisi kurmak. Yani halk meclisi kurmak. Danışma meclisimizin vereceği karar bizim için olmazsa olmaz. Burada herkes görev yapacak. Yani sen bürokratsın, sen şu işi yapacaksın değil. Gerekirse başka işleri de yapacağız. Bu Araklımızın sorunlarını bir bir çözüme kavuşturacağız. Peşine düşeceğiz. Başkanım, İşimiz zor. Sizi de çok yorduk. Birkaç soru alalım da size fazla yormak istemiyorum. Evet. Çünkü biz de fark ediyoruz. Yani evet. Sabahtan geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Şimdi Araklı'da acil sorunlar, yani halka hizmet getirme noktasında acil sorunlar var. Karadeli yolu, çöp tesisi, mesela geçenler bir konu bahsi açıldı. Yani bir yangına müdahale edilecek bir doğru düz itfaiyemiz yok. Yani çünkü hizmet noktasında köylere ulaşma şansı çok zor oluyor. Hizmet sadece Araklı'da mı kalacak, köylere ulaşacak mı? Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Araklı coğrafyası malumunuz böyle sahile açıklığı dar ama
boyu Karadere Vadisi 60 kilometreye kadar gidiyor. Yerleşim alanları. Biz bir kere bir merkezde bu hizmetlerin, ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin bir merkezini oluşturacağız. Mutlaka bu dağ başından yukarıya muhtemelen taş çeşidi bir merkez yapacağız. Taş çeşidin eski çarşısı var. Orada büyük bir Kur'an kursumuz var. Kur'an kursu inşaatımız var. Hukuki prosedürde bu Kur'an kursu inşaatımızı hukuki prosedürde belediye teslim alacak. Belediye burayı kullanacak. Efendim bir şantiye yapacak. Bu şantiyenin sağlık birimi olacak. Altyapı birimi olacak. Acil müdahale ekibi olacak. Ambulansımız olacak. Operatörümüz olacak. Efendim şoförümüz olacak. Kamyonumuz olacak. Graderimiz olacak. Bütün iş makinelerimiz orada hazır bulunacak. O bölgede acil bir durumda derhal müdahil olacak. Bu şantiyeyi belediye kuracak. Kurmak durumunda. Niçin? 60 kilometreye sen Arakkı merkezden hizmet edemezsin. Çok güzel bir soru sordunuz. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bakın hakikaten yorgunuz. Yani 3-3,5 saat ancak uyuyabiliyoruz. Malum biraz da hissettirdiniz. Ama şimdi yeniden uyandık. Bakın ne kadar önemli bir soru sordunuz. Hizmeti ayağına götürmüş oluyoruz insanımızı. Niçin şimdi adam oradaki muhtar niçin gelsin çarşıya dinlesin, hizmet arasın. Ve artı nöbetçi ekiplerimiz olacak. Cumartesi pazar hizmet verecek. Allah nasip ederse bu hizmet çok önemli. Bu şantiye çok yönlü bir şantiye olacak. Başkanım, çok amaçlı bir şantiye olacak. Başkanım şimdi şurada malum Araklı merkez küçük bir alana kısıtlı bir yer. Burada otopark gibi bir trafiği merkezi aç veya trafiğe kapatıp da yani insanların rahat hareket edebileceği bir projeniz var mı? Araklı'ya giren, ben ne dedim biraz önce? Dikkat ettiyseniz ben dedim ki imar tadilatı yapacağız. İmar tadilatı olmazsa olmaz. Şu anda Araklı'ya giriş merkez yeri var. Çıkışı bir başka yerden yapacağız. Daha bu tarafa alacağız. Yani doğu tarafa alacağız. Kentsel dönüşümün Akbank'tan yukarıki Okullar Caddesi, Eski Okullar Caddesi. Yani Bağkur sokağına girmeden efendim Halk Eğitim Merkezi arasının mutlaka kentsel dönüşüme girerek bu boşalan alanda otoparkta olacak, sosyal mekanlarda olacak ve bir ikinci bir kapı olacak. Şimdi orada zaman zaman burası iki yönlü olacak gidişi. Yani bir gidiyor bir dönüyor. Yetmiyor. Merkezden sadece giriş olacak. Bir de arkadan efendim okulun arkasından önünden bir çıkış daha ana yolu olacak. Ve bunu mutlak sağlayacağız. İmar tadilatı budur işte. Yapılacak imar tadilatı. Başkanım sizi de çok yorduk. Son soruları almak istiyorum. Yani kendinizi dile getirebilecek seçim sürecindeki çalışmalarınızı dile getirebilecek son açıklamalarınızla kapatmak için. Çünkü bayağı yorduk sizi. Biz şimdi bu yola baş koyduk. Biz şimdi kendi adımızı ortaya çıkmadık. Hamit Baycan hiçbir zaman ben demedi. Biz dedi. Birlikteyiz dedi. Birlikte yönetme mantığımız var. Birlikte yönetme mantığımızı ortaya koyacağız. Siz ne için uğraşıyorsunuz? Şimdi efendim isim vermemde mahsur yok. Siz ne için ortaya gönlünüzü ortaya koydunuz, yüreğinizi ortaya koydunuz. Araklı'nın geleceği için koydunuz. İşte sizlerle birlikte biz daha güzelini yapacağız. Biz buraya soyunduk. Bizim şimdi elemanımız var, ekibimiz var. Biz bu görevi üstlenmeye hazırız. Bu yükü taşıyabilecek gücümüz vardır. Biz hiçbir zaman efendim şu şudur, bu budur değil. Benim fen memurum kimse, efendim birim amirim önemlidir. Benim elemanım şimdi bir şey ortaya koydular. Efendim yüksekokul mezunu yok. Yüksekokul mezunu yok belediye meclis üyesinde. Gerekli mi yüksekokul mezunu? Bana göre gerekli değil. İşi bilmesi önemli. Yani çekirdekten yetişmesi zaten yüksekokul mezunu oradaki birimin amiridir. Orada görev yapacak. Müşterek görev yapılacak. Çok daha iyisini yapacağız. Hiç endişeye kapılmaya gerek yok. Başkanım çok teşekkür ederim. Şöyle bir soruyla yayını kapatmak istiyorum. Sizi hakikaten çok yorduk.
Başkanım, haliyle sporla iştigal olan insanlarız. Araklı spor için daha yüksek yerlere taşımak için Araklı spora maddi, manevi, yani Araklı sporu daha yükseklere, eskisi gibi 3. Lig'e gibi taşıma gibi bir girişiminiz olacak mı? Teşekkür ediyorum. Ben öncelikli olarak Araklı Spor'un şu andaki başkanını 2 veya 3 kere gördüm. Bir önceki başkan Erdal Koç Aslan'ı tebrik ediyorum. Kendi gücüyle, kendi kaynaklarıyla, kendi efendim gücüyle Araklı Spor'u ayakta tuttu ve yanılmıyorsam bir şampiyonluk yaşandı. Başkanım, o süreçte devamlı yanındayız. Bütün maçlara da ben canlı verdim bir çoğunu. Evet. Şimdi işi bilene vereceğiz. İşi ehline vereceğiz. Şimdi Araklı Spor, spor, sanat, siyaset. Dünyada bunlar 3 tane S. Bu olması olmaz. Şimdi sporumuzu öne çıkarmak için, Araklı Spor'umuzu öne çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İş adamlarımıza Araklı Spor sosyal tesislerini, spor tesislerinin yenilenmesi dahil, açılması dahil her türlü imkanı kullanacağız. Belediye olarak işin takipçisi olacağız. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Şöyle sorulan yayını kapatalım. Diğer belediye başkan adaylarımıza ne gibi bir mesajınız olacak? Ben yarışa katılan, centilmence yarışa katılan tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Onlara bol şanslar diliyorum. Ben onlara da bol şanslar diliyorum. Kim kazanırsa bir diğeri öbürünü tebrik edecek, hayırlı olsuna gidecek ve Araklı'nın 1 Nisan sabahı Araklı'ya yeni bir güneş doğacağından hiç şüphem yoktur. Her şey daha iyi olacak. Her şey değil, her güzel şey Araklı için olacak. Başkanım, yayınımıza katıldığınız için, katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Son bir söz, Araklı halkına ne söylersin onu söyleyip yayını ben de kapatayım inşallah. Evet, Araklı'mızın cefakar insanları, ekmeğini taştan çıkaran yiğitler, Araklı'nın önüne koyulan, efendim önünü kesen zihniyete mi yoksa Araklı ile kucaklaşacak, Araklı'yı efendim kucaklayıp daha ileriye taşıyacak, gencimizle, yaşlımızla ayrıcalık olmadan, ayrıştırma yapmadan daha ileriyi görmek için ben tekrar desteğinizi bekliyorum. Desteğinizi vereceğinize de inanıyorum. Şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.